Çimleri bile canlının Tabii renklerine tabii. müdahale ettiğini Edebiliyor duymuştum. yani. Yani çok Leopardlar da kendi. değişik bir konu. Evet. Hatta şöyle Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Bugün sizlere şehir efsaneleri, sürüngenler hakkında atılmış yalanlar, masallar veya yanlış bilinenler, hikayeler. Hani masallar. Masallar, ne masallar? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Gerçekten çok komik bilinenler, özellikle Hollywood'un etkisiyle aklımıza kazınmış şeyler var. Hani korku filmi sahneleri aklımıza var. Gelenler bunlar tabii. Bir de kulaktan kulağa hiç tecrübe etmemiş insanların kendi kafasına oluşturdukları hayali bir takım olguları Doğru. gerçekmiş gibi insandan insana aktarılarak yer etmiş bir takım bilgiler yani, var. Kulaktan kulağa dolma bilgiler yani bunlar aslında. Bunlarla ilgili hatta biz bir challenge videosu da çekmiştik. Bu kalem bunlarla ilgili renk değişimi muhabbeti. Bu Ray-Ban reklamı vardı. Belki evet. hatta Semih yukarıya buralara bir yere ben ekler onu. Sen mi ekliyorsun? Tamam. Kaan eklesin şuraya bir yere. Farklı farklı gözlüklerin üzerine koyup biz denedik. Ya bizim bu kalemimiz beceriksiz çıkmıştı o sırada. Ya da o efsane çürüdü. Aynen öyle ki şaka bir yana biz bayağı bir o konuyla ilgili araştırma yaptık. En ilk çürüteceğimiz efsane o olsun. Aynen. Bu kalemunlar arkadaşlar dokunduğu her şeyi o an o rengi alamazlar. Hatta öyle pigmentleri yok yani. Öyle bir huyları da yok. Beyazla yani. İlgili daha komik bir söylem Tabii var. Beyaza koyarsınız mesela çatlıyormuş. Hani bu Kıbrıs'ta askerlik yapanlar veya Adana tarafında askerlik yapanların hepsinin söylediği şey aynı. Hı-hı. Çünkü o tarafta ne oluyor ya? Fanlarımız geldi, baskına uğradık. Çıt 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 çekiliyoruz. Paparazilere yakalandık yan. Ne diyorduk? O tarafta askerlik yapanların genelde söyledikleri beyaza koyduklarında bir şey çatlayıp ölüyorlarmış o anda. Ankara mi miydi beyaz olan? Leopard gecko. Leopard gecko nereden çıktı? Panter bu kalemun. Aynen Ankara mi var? Ankara miler mesela beyaz tonlarda oluyor arkadaşlar. Aynen. Ki bu kalemunlar yaşadıkları coğrafyaya göre morf isimleri alınıyor. İşte lokallerine göre yani. Noisy Bee adasında yaşayanlar Noisy Bee oluyor. Bunun yanındaki bir Noisy Fally küçük eş ada var. Komşu adası. Daha orada yaşayan şey Noisy Fally oluyor. İşte onun biraz yanı olan işte atıyorum tamatav oluyor. Bunlar hani o bölgedeki bitki örtüsünün tonlarıyla doğru orantılı olarak alınmış. Mesela bunlar eğer İstanbul'da yaşıyor olsalardı işte Mecidiyeköy morfu, Taksim morfu, Beylikdüzü morfu gibi çeşitli morflar olacak. Bağcılar. Bağcılar. Bağcılar bu kalemunu çok fena olurdu. Silivri soğuktu şimdi bile ya değil mi? He? Silivri. Yani şaka bir yana mesela bu kalemunların renkleri arkadaşlar her bu kalemun her rengi alamıyor. Ait olduğu ana familya işte Yemen bu kalemunu, Panter bu kalemunu gibi ana familya veya alt morfları da bunu etkileyen ana faktörler içerisinde bulunuyor. Bir de şöyle bir şey de var hani bulunduğu mesela Yemen bu kalemun normalde yeşil renklerde olurken hani mesela kumlu bir yerde bakın yani çöl ortamı gibi bir yerde bakarsanız bunlar daha koyu renkleri olduğunu ben gördüm bizzat. Zaten hani. Oluyor. Bir arkadaşım o kadar öyle küçük yapmıştı. Değişimler olacak ama bu mesela o reklamı hatırla abi. Neye dokunursa bildiğin aynı tonları o rengi alıyor. Bu Tabii yalan bir kere. Biz yapacak bunu Semih yapamadı artı sürüngenlerin hepsinde bu vardır. Fired up denen bir durum söz konusu. Aynen. Canlıların kendilerini maksimum en güçlü renklerde gösterdiği ya erkeklerin işte bölge kavgası veya dişiyi kapmak için önceki üstünlük kavgasını edindiği veya bir dişiye kur yaparken kendilerini büründürdükleri en güçlü hal gibi. Veya ısıyı daha çok alabilmek için koyu renklere bürünmesi. Aynen öyle. Genelde şeyde hatta sürüngenlerinize nemli bir kaba koyarsanız kristal da genelde daha çok olur. Yo birçok hayvanlar soğuğa girdiği zaman rengini değiştiriyor. Sıcağa koyduğunuz zaman sakal değiştiriyor. Aslında rengini. Çoğu sürüngen renk değiştirebiliyor. Ha, bunların değişim oranları var. Bu kalemun bu konuda çok ciddi bir değişim gösteriyor. Yani o tartışılmaz tabii ki. Ama bu şehir efsanesinde olduğu gibi beyazda çatlaması falan da söz konusu değil. Semihler orada bir şeyler karıştırıyor bizle ilgili size? Ama. Şey yapacağız. Sonra göndereceğiz size onları. İyi tamam peki. Mesela geçen Berkay'da mesela mantis üretiyor da bazı şeylerde. Hani farklı kaplarda farklı renklerde teraryumları kurmuş. Ve yetişkinlikte hepsi farklı renklerde. Çok ilginç. Yani mantisinin de böyle bir özelliği var. Yani muhtemelen yaşadıkları coğrafya adaptasyon olarak oluşuyor. Hani doğduktan sonra da adaptasyon olabiliyor yani. Hani şeyi duymuştum. Uzun süren bir adaptasyon söz konusu. Şeyi duymuştum. Mesela inkübe süresinde yumurtadayken de ısı değişimleri bile canlının renklerine müdahale ettiğini duymuştum. Yani çok değişik bir konu. Aynen. Hatta şöyle bir durum var. Gene sürüngenlerle ilgili aslında bilinmeyen bir gerçek diyebilirim. Veya çok az kişi araştırıyordur.
Ya aslında sürüngen ırkı tavuklara da yani. Yok çok ciddiyim. İnsanlar gibi, insan ırkı gibi dünya dışı akıllı varlıkları araştıran kişiler bununla ilgili reptilian ırkını araştırsınlar. Görüntüyü koyacak zaten eminim. Benim yollamama gerek yok. Yani bizim surada şöyle bir maske. Şaka bir yana gerçekten bunlar içerisinde çok kısaca bilgi vermek gerekirse mesela daha barışçıl, daha agresif şeyler var. Bunlar reptile oradan geliyor yani. Zaten reptile kelimesi reptilianlardan geldiğini tahmin ediyoruz. Bunlarla zaten ilgili internet lazım bayağı hatta çıkar. Şeyi de söyleyebiliriz. Bu izlesinler ya. Haktan Aktuğan'ın programlarında falan oldukça fazza bilgi veriliyor. İlhan Berat Yılmam diye bir abimiz var. İlhan işte Berat Yılmam. Evet, İlhan Berat Yılmam gerçekten çok yalın güzel bir dille güzel araştırmalar yapan. Aslında hak ettiği yerde olamayan. Çünkü adamın araştırmalarını çalıyorlar. Oradan çok güzel bilgiler edinebilirler. İyi de çok ona bakarsan demin söylediğim bu öteki günden programında genelde Erhan şey yapan Kolbaşı'yla Haktan Aktuğan mesela benim kanaatimce Türkiye'de onlar da hak ettikleri değeri alamıyor. Yurt dışında biz de alamıyoruz. Zaten adamların çok da umurlarında açıkçası değil. Türkiye'deki benlik seviyesini bildikleri için adamlar zaten yurt dışında çok bayağı ünlüler yani. Çok çok ünlüler. Yani şey bir ara kafa patlatır. Birazcık araştırma yaparsanız hani baktığınız pencerenin dışında çok büyük bir şey var dünya aslında. Var. Dünya var. Evet. Ve hani reptilianlar da veya işte reptile'lar, sürüngenler de aslında atalara benim kanaatimce izleyip öğrendiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla elde ettiğim veriye göre aslında kökleri çok daha farklı, derin bir yere dayanıyor. Evet. Ama biz bugünkü bir araştırmada hatta forumda bir arkadaşımız açıklamalı şekilde Batu'da de yazmış. Batu'da açtı. Güzel bir konu var forumda. Mesela çok ilginç bir şey ama kuşlara dayandığını söylüyor. Aynen. Dinozorların yani şu anki günümüzdeki temsilcileri kuşlar. Bu şekilde hatta, bu şey özellikle raptor, iki ayak üzerinde duran raptorun bildiğin tavuk veya horozdan mutasyonlandığına dair bilgiler var. Ya aslında onların mesela ayaklarına baktığımızda onların da farklı bir deriyle kaplı. Hatta tüylerinin altı da deriyle kaplı. Ama tüyler tabii kamufle ettiği için onları göremiyoruz. Yani o da farklı bir konu. İlginç bir bilgi. Gerçekten değişik bir bilgi. Tamam biz gene efsanelerden birazcık yürüyelim, devam edelim. Evet. Öncelikle sürüngenlerin birçoğu ölümcüldür. Eklem bacakları ve eklem bacakların özellikle ve sürüngenlerin. şöyle ki sürümcem. Özellikle şey konusunda çok fazla karşılaşıyoruz. Direkt yeşil bir kertenkele görürsünüz. Direkt bu zehirlidir. Işte, ölümcüldür. Çok renkli bir hayvan görürsen tamam çok zehirlidir. Veya örümceklerde özellikle tarantolalar için tırnak içinde kullanayım. Seni ısırdığı anda hastaneye 5 dakika içinde yetişmen lazım yoksa ölürsün. Ölürsün. Bununla ilgili çok fazla. Tarantolalar ilgili bir tane aramaya son saklarım. Abi hatta hazır tarantuladan açtık konuyu patlat bence burada o şeyi. Kaan ya. Tarantulayı yedik. Evet. Ne olur abi anlatsana. Yanlışlıkla şimdi, yedik ağzımızdan abi, girdi. Bir kere s**tın abi yani şöyle, beep sen ben yemeyiz de Kaan onu yiyebilir işte. Var mı tarantula? Kaan'dan bekleriz. Ne olur abi uyurken ağzımıza girdi kaçtı kutusundan. Abi girdi birkaç tane video var ağzından çıkartanlar var mesela kızlarda onlarda bir şey olmuyor aslında ama. Bilmiyorum. Yani biz tarantulayı yersek eğer. Yok abi önce siz, şey var. Veya siz tarantulayı yersiniz ya. Önce diye. Şehir efsanesinden bahsedelim. Hani bu yani dur, böyle şimdi, bir, anlatıyorum hani. Siz orada. Tarantulayı yersiniz. 54 gün boyunca midenizde sağ salim kalacak bu tarantula. 54 gün? Evet. Ama 39 günde mideni tamamen yiyecek. Oo. Kaç gün kaldı geriye? Bayağı benim matematik kötü. 39-54. 15 gün kaldı abi. 15 gün kaldı. Peki sen kaldı. Midesiz yaşayabiliyorsun veya miden yendiğinde sen yaşama ihtimal var mı 15 gün? Hayır abi miden yendi senin yok vücuduna. Bildiğim yok. Varsa yok. Bir yaşayabiliyorsa o şekilde. Bravo. Yani ben yani tarantula edip denemek isterdim hayır, bunu ama. O kısımları zaten komik. Geçelim de hani şeyi anlatalım. Ondan sonra sırasıyla ve bu hayvan. Bir dakika dur daha bitti de. 39 içinde midenizi yer. Sonra da kalbinize geçiyormuş bu arkadaş. Hani kalbini yiyecek zaman da buluyor yani. Cila yapıyor kalple diyorsun. Ondan sonra normal olarak normal bak. Normal anormal değil. Normal olarak ölürsün yani artık yani. Kalbini de yedi mideni yedi. Böyle yani bir şey var ölürsün. Açıklama var. Ya bir kere mide asitinin pH'i şu an kaçtı tam hatırlamıyorum. Ama mide asitinin pH'i birçok maddeyi sindirebilecek yetenekte. Hani siz tarantulayı yutarsınız zaten onun kitin tabakası var. Onu çok rahatlıkla iyi bir hani eritebilirsiniz. Ne yapıyorsun ya? Abi şey konsantrasyonum bozuyor. Seste kalmıştı. Sessize aldım. Tamam. Rahatsızlık vermemek ya, adına. Midenin asidi, öz asidi birçok şeyi sindirebiliyor. O yüzden kesinlikle tarantula yuttuğunuzda zaten çok rahatlıkla mideniz sindirecektir. Ki batı yani batı diyorum ya. Doğu ülkelerinde bunlar yeniyor.
Hani tarantula cips gibi normal böyle şey içiyorlar. Hayır, hayır, tamam. Şiş tarantula. Makara bir yana şunu anlayabiliyorum. İnsanlar şunu söylüyor. Hani yanlışlıkla gece ağzınızdan içeri kaçtığında falan başınıza şunlar gelir gibi söylüyor ama bunu söyleyenler şunun farkında değiller. Bu bahsettiğimiz hayvanlar. Hayır, bir kere matematik hatası var onun olayda. Her şeye geçtim. O çok daha ileri derece düşünmesi gereken şeyler. Bu bahsettiğimiz hayvan kendi boyutunun, arkadaki abdomeninin yarısı kadar bir canlıyı yediği zaman zaten bir hafta 10 gün başka bir şey yemeye ihtiyaç duymuyor. Tabii. Senin miden onun belki de ömrü hayatı boyunca yani hayatı boyunca bitiremeyecek kadar büyük bir şey. Yiyecek boyut tabakası diyeyim. Hı hı. Hani bunu zaten yemesi mümkün değil. Kaldı hani ki o hayvanın çenesi yok. Hani yani emiyor yani sadece. Dişinde basıyor asidi içine. Şimdi eritiyor ve emiyor. Kabukları aynen bırakır yani. Yani bu çok komedi ve hani buna zaten prim veren cahil toplum. Buna gerçekten inanan cahil toplumu eleştirmek lazım. Bu aynen ortaya bir deli bir saçma atıyor. 50 akıllı çıkaramıyor ve ondan bütün sonra. Bütün bunu paylaşım yani sayfaları bir sürü 50 bin takipçili, 100 bin takipçili paylaşım sayfaları bunları yayınlıyor. Ve ben de aynısının ters yönündesini yapmışım zamanında Instagram'da. Hani millet daha hala inanmayabiliyor ona da. Komik yani, evet. Yani düz mantıkla birazcık düşünce zaten cevap çıkıyor. Olay çıkıyor yani. Peki. Bir de tarantulaların şöyle bir öyle olayı var. Zaten hepsi hani zehirli. Hepsine zehir var. Belki küçücük bölümdeki de zehir var ama bunların zehri insanı hani hepsi insanı öldürebilecek kadar zehirli değiller. Yani şöyle alerjin yoksa. Alerjik reaksiyon denen bir şey var. Bir insanı arı da öldürebiliyor. Tabii. Hani çok basit bir sivrisinek ısırığından bile ölebiliyorsun. Yani şu an dünyada en çok katil olan şey sivrisinek adam. En çok hani kill point mi diyeyim artık, ne diyeyim onu? Işte, kill point'i en yüksek olan sivrisinek. Hastalık taşıyor. Aynen. Tabii. Ve yani şöyle söyleyeyim, çok tabii ki ekstra zehirli türler de var. Fazla zehir oranı tabii yüksek canlılar da var ama hani daha davranış biçimi, zaten şöyle söyleyeyim, bütün tarantula türlerinin hepsi aynı davranış biçimine sahip değiller. Daha agresif ve daha sakin canlılar var. Çöl evet türü yerde yaşayan, çalı türü, ağaç türü tırmanıp yaşayan, daha hareketli, bombalama yapan vesaire. Hani tabii bunlar kendi işlerinde ayrıca çeşitli videolarda bunları zamanla hmm anlattık zaten. Ya şu kadarcık bir örümcek var. Mesela hiç bakarsın bir şey bundan bir şey olmaz dersin. Alırsın elinde. Çat ısırır ölürsün abi. Bu mesela kadar. Karadul. Şeye göre çok daha tehlikeli. Tarantolara göre aynen çok daha tehlikeli ama işte genelde bu korku filmlerinde veya Fear Factor tarzı yarışmalarda hep bunlarla şov yapıldığı için. Sizce şey mümkün mü? Kalan yanlış bir yarışma bilgi programında o kadar zehirli yaratığın canlının arasına insanı sokarlar mı? Bunun aynen sorumluluğunu alabilirler mi? Yani birazcık aynen böyle düşünmek lazım. Peki. Evet. Gelelim bir başka şeye. Tüm sürüngenler, soğukkanlılardır. Soğukkanlı olmayan sürüngen türleri de var. Aynen. Veya yani bu konudaki en büyük fark herhalde şey veya gene bizim o forumdaki yazıda detaylıca anlatılmış bununla ilgili. Özellikle endotermik ve ektotermiğin ne olduğuna dair aynen bilgi verilmiş. Yani endotermik, kanı soğuk alan canlıların güneş yoluyla veya dış bir kaynak yoluyla kendini ısıtıp ektotermik sindirimi sağlaması. Ektotermik. Ektotermik. Endotermik de bizim gibi olup besinlerden enerji ve ısı doğru ortaya çıkarabilenler oluyor. Doğru değil mi? Bakayım bir dakika. Olalım. Bize endotermik olmamız gerekiyor. Ektotermik de şey tüm güneşten veya bir kayanın üzerine çıkıp kendini dışarıdan ısıtanlar. Yani endotermik biziz yani insanlar. Evet. Ve memeliler gibi yani. Ve memelilerde de bazıları yine ektotermik memeli varmış aynen mesela. Neydi onun adı? Yani bu şeyde yüzen, suyun altına takılan. Aynen. Dur. Yok. Monet. Yumurtlayan, işte yumurtlayan memeli türü bu. Monotermler. 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 Ya farklı bilgiler var. Biz sonuçta biyolog falan değiliz yani. Evet. Bunları dediğim gibi forumdan okuyabilirsiniz. Farklı biyologların açıklamalarını çevirmişler. Ama yani şöyle işte ama yanlış bilinenlerden bazıları. Aynen. Bu hepsinin zehirli olduğu gibi hepsinin aynı yollarla ısındığının düşünülmesi. Evet. Hepsinin soğuk kanları buz gibi de değil ayrıca arkadaşlar. Evet. Çünkü onların hatta şöyle söyleyeyim. Isınmaya ihtiyaçları var. Isıya karşı bizden çok daha fazla duyarlılar. Biz 40 derece, 45 derece güneşin altında o kadar süre güneşlenme yapamayız yani insan olarak. Tabii. Ya yapsak bile vücudumuz bir şekilde dengelemeye evet çalışıyor kendini. Aynen öyle. Daha çok terliyorsun, terle dışarı duruyor falan mesela. Ve uzun soğukta dayanamıyorsun tabii, bir yerden kesinlikle sonra. Peki, şeyde gelelim. Sürüngenlerin hepsi yumurtadan çıkar. Yani bu da yanlış. Canlı doğum yapan yılanlar var. Canlı doğum yapan bukalemunlar var. Bukalemunlar var. Hatta bir tane bukalem doğum videosu var böyle. Bir de o açıyı ters çekmiş. Yani yukarıdan çekilmiş. Yana doğru şey yapmış. Ulan bukalemun bak doğar doğmaz fırlıyor diyorlar yani ona mesela. Nasıl fırlayacak abi? Böyle bir şans yok. Dik açı. Yani ters çevirsen anlayacaksın. Bilgisayarı çevir hani en kötü. Böyle yap. Yine anlayacaksın olayı. Evet. Ama işte
insanımız maalesef. Ya şöyle biz çok böyle ütopik olay şeylere kaçan, inanmayı çok seven insanlarız. Evet. Malzeme lazım. Aynen. Nerede? Yılan türlerinde de var yine canlı doğum yapan, yumurtası çoğalan. Ve yılan türlerinin %30'u bütün kertenkele türlerinde %15'i canlı doğum yapıyor. Yani bütün sürüngenler yani yumurtayı ciddi da, bir yüzde. Aynen, yumurtayı da ürüyor diye bir şey yok yani. Ve peki, aynı şekilde memelilerde de. Memelilerin de yumurta yapanlar da var. Bu da monotremler diye geçiyor burada. Ve bütün sürüngenlerin, bütün eklem bacakların insanı gördüğünde ilk hamle olarak gel bakalım buraya deyip insana saldırma tabii, durumu. Hemen seni yiyeceğim etler. Sarı kız da vardı. Etlerini paralayacağım. Bir kere bütün sürüngenler etçil değiller arkadaşlar her şeyden önce. Ve genel davranış biçimi olarak sizi kaçmak, gördüğü zaman uzaklaşacaklardır sizden. Yani ancak üstüne bastıysanız falan belki o zaman savunma mekanizması. Saldırma şeyi olabilir. Mesela yani, sarı kızla ilgili de bir şey vardı. Onu da şimdi aklıma geldi. Notları almamıştık onu. Sarı kız 15 metre zıplayabiliyormuş. Türkiye'de de var. İşte terörist avcısı falan diyorlar böyle. Bilmem ne diyorlar. Zaten Ankara'dan buraya gelir ben. Zıplıyor zıplıyor. 15 metre zıplıyor. Sizi gördüğünüzde kaçmaz. Sizi gördüğünde kaçmaz. Üstünüze atlar. İşte ısırdığında etiniz çürür. Ha, i̇şte 15 metre şey burası gibi, şey olur. Çürürden ziyade şey diyorlardı onda. Aşağı doğru lav gibi eriye. Asit gibi yani. Asidik yanma. Ama onda da öyle bir şey yok. Ona kendini ısıran bir adam var. Hatta Brian Wilderness mı? Öyle bir adam vardı. Isırttırıyor kendini. Tabii biz bunları ısırttırın kendiniz demiyoruz. Ama onların ısırdığında bile alerjik bir reaksiyon olmayabilir. Yani şöyle, sadece onlar yediği etlerden ağzına kalan bakteriler. Her şeyden önce Komodo arkadaşlar, her şeyden önce gerçekten alerjik reaksiyonunuz varsa en küçük zehir oranı olan bir hayvan bile sizi öldürebilir. Ama şunu unutmayın ki doğru, her gördüğünüz küçücük örümceği bile elinize almaya çalışmayın. Hayvanların pek çoğu, gerçekten pek çoğu bizim insanlar gibi zarar verme odaklı değil. Öncelikle size gözükmemenin yollarını arıyor. Sizi zaten sizden önce duyduysa bir şekilde saklanıyor ve kaçıyor. Hani o yüzden yani şey demeyin. O beni öldürmeden sen bu yola çok yaydın ya. Bizi mi aratmıyorsun? Şöyle ki kısacası hani onlar size zarar vermez. Mümkünse siz de onları görmezden gelip yanından geçin. Mutlu mesut yaşayın gidin. Kesinlikle. Peki, tüm sürüngenler agresif, tüm sürüngenler sosyal değil, tüm sürüngenler bakteri yuvası. Tamam, bunlardan hani üstteki ikisinden bahsettik. Bakteri şeyinden bahsetmek gerekirse, mesela bizde Türk insanında şöyle bir bilinç var. Zaten bunu Akdeniz ukalemunu ilgili örnek çektik. Kaplumbağalar var, kurbağalar var. Yani doğadan aldığın canlı, sihir, evinde bakamazsın. Sihir olayları, aynen. Sihirle ilgili de bir videomuz var, yine buradan izleyebilirsiniz. Hani doğadan aldığın canlıyı sen eve getirip rahatlıkla bakamazsın. Hem bu etik bir yanı var bunun. Hani o canlı doğaya ait. Yani etiğin dışında uyumlanma denen sıkıntı çok büyük zaten. Aynen, yetişkin olmuş bir canlıyı evde uyum sağlayamaz. Hani kesinlikle stres yapacak, ölecek Türkiye'de yani. Türkiye'de sürüngen çok yaygın değildir belki ama kuşçuluk çok yaygın ve özellikle kuşta da aynı şekilde. Saka yavrularını kanaryalarla çiftleştirip saka piçi denen bir şey var hani kuşçu dilinde. Bunu elde etmek için 100 tane saka yakalanıyorsa 99'u bunların ölüyor, şişiyor ve yaşamıyor. Neyse bizim konumuz sürüngen ama. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde doğadan alınan 100 canlının da 100 sürüngende inanın 99'u ölecektir ya yani. Bir de şöyle bir şey var. Hani tamam canlıyı belki aldığını sağlıklı bir şekilde büyüyor. O canlıda kene var, parazit var. Hani her türlü yani size hastalık geçebilir. YouTube'a şey yazın arkadaşlar. Mantis ve parazit yazın. Bir sürü video çıkıyor. Şu kadarcık mantisin içinden çıkan paraziti bir görün. Bir daha almazsın zaten evinize de. Aynen öyle. Çünkü örnek veriyorum. Evinde sürüngen besleyen belli arkadaşlar para vermemek için doğadan onların yiyebileceği boyutlarda böcek topluyorlar. Bu sefer nasıl o hayvan içindeki parazitin tamamı bazıları senin canlının onu sindirip yok edebileceği üstünden gelebilecek şeyde pasifize de ama bazıları çok daha güçlü. Yani, mesela kene belki hani her kene uyumlu olabilir insana yapışmayabilir ama mesela kaplumbağa aldın. Kaplumbağanın içi zaten göremiyorsun. Aynen öyle. Bir sürü içinde kene var. Hani bunlar insana geçebilir, çocuğunuza geçebilir. Belki size yetişkinlere bir şey yapabilir ama çocuğunuza bir zararı olabilir. O yüzden yani bunları kesinlikle bulaşmayın. Şehir efsanelerinden birkaç tanesi mesela özellikle Akdeniz bukalemunu çok seviliyor. Yakalanıp hemen bakalım isteniyor. Doğadan yakalanan canlıyı evde bakmayın. Doğadaki canlının hem yeri size, hem canlıya zarar. Doğadaki canlının yeri gene doğa. Siz ona en iyi şartlarda hazırlasanız adaptasyon sorunu yaşayıp zaten ölecektir. Aynen. Peki.
Bahsetmediğimiz, aklımıza gelmeyen başka bir şey kaldı mı? Şehir efsanesi. Vallahi şu an için yok ama yorumlara yazın. Ha, yorumlara yazarsanız biz yenisini de çekebiliriz bu bölümün veya orada bunun konuşması da geçebilir. Ama dediğim gibi bu video ile ilgili, şehir efsaneleri ile ilgili en büyük mesaj gene şu olsun. Tarantula yemeyin. Yok. Doğadan canlı yakalamayın arkadaşlar. Aynen. Evet. Beslemek üzere yakalamayın. Mantımız. Kurtarın. Zorda kaldıysa yardım edin ama tekrar oraya bırakın. Aynen. Veterinerler yardım edilir bu konuda. Böyle. Tamam. Bitirebiliriz o zaman. Bitirelim videoyu. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tarantula yemeyi unutmayın. Ya da yiyin ya, bir şey olmaz.